Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde artık çarpanlar ayırma konusuna geçiş yapabiliriz. Çarpanlar ayırma metotlarından birincisi ortak çarpan parantezini alarak çarpanlar ayırma. Şimdi arkadaşlar bu metotta cebirsel ifadedeki ortak çarpanların alınıp, terimlerdeki ortak çarpanların alıp geriye kalan ifadelerin parantez içerisinde yazılmasıdır bu metot. Örneğin 5x kare artı 10x ifadesinde gördüğünüz gibi her iki terimde de 5x'ler olduğu için 5x parantezini alıyorum. 5x kareden 5x çıkarsa x kalıyor. Artı 10x'i 10x'ten 5x giderse 2 kalıyor. Dolayısıyla x artı 2 parantez içerisinde ve bununla 5x'in çarpımı bize bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali oluyor. Şimdi aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız demiş. 3x artı 6. Gördüğünüz gibi bu iki terimde de 3 çarpanı var. O zaman 3 çarpanında x artı 2 şeklinde bu ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. Şimdi 3y kare artı 12y. Her iki terimde de 3y'ler olduğu için 3y çarpı 3y karenin 3y'si giderse y kalır. Artı 12y'nin 3y'si giderse geriye 4 kalır arkadaşlar. Dolayısıyla 3y çarpı y artı 4 olarak bu ifadeyi çarpanlarına ayırıyorum. Şimdi 10a kare eksi 25ab. Bu iki terimde de gördüğünüz gibi 5a'lar ortak. O zaman 5a parantezini alırsam 2a burada kalır. Eksi 25'in 5'i gitti, 5 kaldı. A gitti zaten, b kaldı. 2a eksi b ile 5a'nın çarpımı şeklinde bu ifadeyi buluyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu iki terimde de x artı y'ler var. O zaman x artı y parantezinde burada x artı y gidince a kaldı, artı burada x artı y gidince b kaldı. O zaman x artı y ile a artı b'nin çarpımı şeklinde yazılabilir diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şu 3 terimde de arkadaşlar 4a ortak, 4a parantezinde 8a karenin 4a'sı giderse 2a kalır, 2a eksi 4a'nın 4a'sı giderse 1 kalır, artı 12a küpün 4a'sı giderse arkadaşlar 3a kare kalır. Bu ifadeyi de bu şekilde çarpanlarına ayırıyorum. Şimdi ifadesini ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız demiş. Şu 3 terimde de arkadaşlar gördüğümüz ortak çarpanları alalım şimdi. 18, 12, 24. Hepsinde de 6 çarpanı var. X kare, x, x küp, x parantezini alıyorum. Y, y kare, y kare, y parantezini alıyorum. 6xy parantezini alıyorum arkadaşlar. Şimdi 18'in 6'sı gitti, 3 kaldı. X karenin x'i gitti, x kaldı. Y'nin y'si gitti, bir şey kalmadı. Eksi. 12'nin 6'sı gitti, 2 kaldı. X'in x'i gitti. Y karenin y'si gitti, y kaldı. 2y kaldı yani. Artı 24'ün 6'sı gitti, 4 kaldı. X küpün x'i gitti, x kare kaldı. Y karenin y'si gitti, y kaldı. Dolayısıyla bu ifadenin ortak çarpanlarına ayrılarak çarpanlarına ayrılmış hali de bu şekilde karşıma çıktı. Şimdi 2 kare farkını çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Daha önce de anlattığım gibi arkadaşlar şurası x'in karesi, şurası da 2'nin karesi. O zaman x ile 2'nin bir eksilisi bir artılısı çarpılacak demektir. Buna biz 2 kare farkı denildiğini biliyoruz zaten. Şimdi aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız demiş. Gördüğünüz gibi şurası a'nın karesi arkadaşlar. Şurası da 3'ün karesi. A ile 3'ün bir eksilisi bir de artılısı. Yani a eksi 3 çarpı a artı 3. Şimdi şurası arkadaşlar bildiğiniz gibi 2a'nın karesi. Şurası da b'nin karesi. O zaman 2a ile b'nin bir eksilisi bir de artılısı çarpılacak demektir. Şimdi şurası ise 5x'in karesi. Şurası 8y'nin karesi. O zaman 5x ile 8y bir eksilisi bir de artılısı çarpılacak demektir ki o da şu şekilde yazılıyor. Şimdi x kare eksi 49. Burası x'in karesi. Burası 7'nin karesi. O zaman x ile 7'nin bir eksilisi, bir de artılısı çarpılır demektir. Şimdi şurası x, x'in karesi. Şurası 6y'nin karesi. O zaman x ile 6y bir eksilisi, bir de artılısı çarpılır demektir. Şimdi 16a kare 4a'nın karesi bildiğiniz gibi. 1 ise 1'in karesi. 4a ile 1'in bir eksilisi, bir de artılısı çarpılır demektir. Evet. Bir sonraki ifademize baktığımız zaman ifadesini 2 kare farkından faydalanarak en sade şeklinde yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar şurası gördüğünüz gibi 2x eksi 1, 2x artı 1'in karesi. Şurası neyin karesi? 2x'in karesi. O zaman bunların bir eksilisi bir artılısı çarpılacak demektir. Şimdi arkadaşlar 2x artı 1'de 2x'i çıkarırsam 2x'ler gidecek geriye 1 kalacaktır. 1 çarpı farkları 1. Toplamları ise 2x artı 1 ile 2x'i toplarsam 4x artı 1 şeklinde olacağı için 4x artı 1 ile de 1'i çarparsam
4x artı 1 olacaktır ki bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali veya en sade hali bu şekilde karşıma çıkıyor. Şimdi tam kare ifadelerin çarpanlarına ayrılması var. Arkadaşlar tam kare ifadelerin açılmış halini biz biliyoruz. Birincinin karesi artı birincili ikincinin çarpımı 2 katı artı ikincinin karesi. Şimdi bunun açık hali verilirse de bize kapatırken şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şurası neyin karesi? X'in karesi. Şu üçüncü terim neyin karesi? 3'ün karesi. Şu ortadaki terim bu iki sayının çarpımının 2 katı oluyor mu? 3 ile x'i çarparsam 3x 2 katı 6x oluyor. O zaman işaretlerime bakıyorum. Hepsi artı olduğu için x artı 3'ün karesinin açılmış halidir bu diyorum. Evet. Mesela bu ifadeler çarpanlar yazıyorum. Şimdi x kare bildiğiniz gibi x'in karesi. 25 de 5'in karesi. Şimdi arkadaşlar x de 5'in çarpımının 2 katı 10x'i veriyor mu? Veriyor. O zaman x de 5'in karesinin açılmış hali. Şimdi artı 5 mi eksi 5 mi? Orada da şu işaretlerin ikisi de artı olduğu için x artı 5'in karesinin açılmış halidir bu diyoruz. Şimdi 4x kare bildiğiniz gibi 2x'in karesi. 9 ise 3'ün karesi. 2x ile 3'ü çarparsam 6x 2 katı 12x burayı veriyor. O zaman 2x artı 3'ün karesinin açılmış halidir bu diyoruz. 9x kare bildiğiniz gibi 3x'in karesi. 49y kare ise 7y'nin karesi. O zaman 3x ile 7y'nin karesinin açılmış halidir diyoruz. A kare A'nın karesi, 36 6'nın karesi, 6 ile A'yı çarparsam 6A, 2 katı 12A, yalnız burası eksi olduğu için arkadaşlar, A eksi 6'nın karesinin açılmış halidir diyoruz. Şimdi 25A kare 5A'nın karesi, 4 2'nin karesi, o zaman 5A ile 2'yi çarparsam 10A, 2 katı 20A ve burası da eksi olduğu için arkadaşlar 5A eksi 2'nin karesidir diyoruz. Şimdi 16A kare 4A. 64b kare 8b'nin karesi ve bu ikisinin çarpımının 2 katı 64ab yapar ve burası da eksi olduğu için arkadaşlar 4a eksi 8b'nin karesinin açılmış halidir bu diyoruz. Şimdi şunu söylemiş soruda bize, ifadesi tam kare ifade olduğuna göre a doğal sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar x kare artı ax artı 49. Şimdi bu ifade bir tam kare ifade ise şurası bildiğiniz gibi x'in karesi. Şurası da 7'nin karesi. Ha, demek ki bu işaretlerin hepsi de artı olduğuna göre x artı 7'nin karesinin açılmış halidir bu diyoruz. Ve gördüğünüz gibi birincinin karesi x kare ve burası da ikincinin karesi 49. Şu ortadaki terim ise arkadaşlar bildiğiniz gibi bu ikisinin çarpımının 2 katı olacaktı. 7 ile x'i çarparsam 7x 2 katı 14x olabilmesi için arkadaşlar a yerine 14 gelmesi gerekir. Şimdi yandaki şekil kenar uzunlukları m ve n olan karelerden oluşmuştur. Görünen boyalı bölgenin alanı 72 birim kare. M artı n 18 birim olduğuna göre m eksi n kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz şu mavi boyalı bölgenin alanını nasıl buluruz? Büyük karenin alanından şu küçük karenin alanını çıkararak buluruz. Büyük karenin alanı m kare. Küçük karenin alanı n kare. Bu ikisini çıkardığım zaman 72 kalıyormuş. Mavi boyalı bölgenin alanı 72'ymiş. Şimdi gördüğünüz gibi şurası 2 kare farkı değil midir? Bu m'nin karesi, bu da n'nin karesi. O zaman m ile n'nin bir eksilisi, bir de artılısı çarpılacak demektir. Bu 72 eşitmiş. Bize m artı n'yi 18 olarak vermiş. Yani şurası 18. 18 ile m eksi n'yi çarptığım zaman 72 kalıyormuş. Peki 18 ile kaçı çarparsam 72 olur? 72'yi 18 ile bölersem arkadaşlar 4 ile çarparsam 72 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla m eksi n ifadesi arkadaşlar karşıma 4 olarak çıkıyor. Evet arkadaşlar şöyle bir soru karşımıza çıktı. Aşağıda kenar uzunlukları 2x artı 3y birim ve 4y birim olan bir dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgene eş olan dikdörtgenler kısa kenarları çakışık olarak yan yana diziliyor diyor. Yeni oluşan dikdörtgenin çevresinin 32x artı 56y birim olması için aynı büyüklükteki dikdörtgenlerden kaç tanesi birleştirilmelidir? Şimdi arkadaşlar sakın şöyle düşünmeyin. Toplam hocam çevremizi şu bir tane dikdörtgenin çevresine bölersem bundan kaç tane buraya sığar onu bulmaz mıyım? Hayır. Çevrede bunu bulamayız arkadaşlar. Çevrede bu olmaz. Ha, alanda olur bu. Yani bize bu büyük şeklimizin toplam alanını vermiş olsaydı şu bir tane evet dikdörtgenimizin alanına bölersek burada kaç tane dikdörtgen var onu buluruz. Ama çevrede bunu bulamayız arkadaşlar. Şimdi çevrede şunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu oluşacak büyük dikdörtgenin gördüğünüz gibi kısa kenarı 4y.
Şurası da 4y. O zaman bu 8y'yi, bu iki tane kısa kenarın toplamı olan 8y'yi ben toplam çevreden çıkarırsam, yani 32x artı 56y'den 8y'yi çıkarırsam arkadaşlar, 8y'yi çıkarırsam 32x artı 48y olarak karşıma çıkar. Bu 32x artı 48y nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şu yukarıdaki büyük uzun kenarla aşağıdaki büyük uzun kenarın toplamıdır arkadaşlar. E peki bu ikisi de birbirine eşit olduğuna göre demek ki ben bu ifadeyi ikiye bölersem şu bir tane uzun kenarın toplamını bulurum arkadaşlar. Yani 32x artı 48y'yi ikiye bölüyorum. 32x'i ikiye bölersem 16x artı 48y'yi ikiye bölersem 24y olarak karşıma çıkıyor arkadaşlar. Yani bir tane uzun kenarın 16x artı 24y. O zaman 16x artı 24y'yi, bu arada çok iğrenç yazdım. Niye böyle oldu yine? 16x artı 24y'yi şu bir tane kenar uzunluğu olan 2x artı 3y'ye bölersem arkadaşlar ben bundan kaç tane buraya sığar onu bulurum. 16x artı 24y'yi ortak çarpım parantezine alabilirim arkadaşlar. 8 parantezine alırsam 2x artı 3y kalır. Aşağıda da 2x artı 3y var zaten. Bu 2x artı 3y'ler birbirini götüreceği için 8 tane bu dikdörtgenden buraya sığar diyorum. Yani doğru cevabım Adana'dır diyorum arkadaşlar. Diğer sorumuza baktığımız zaman 3x artı 5y'nin karesi ifadesinin özdeşi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar birincinin karesi, 3x'in karesi 9x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı 3x ile 5y çarparsam 15x'ye 2 katı 30x'ye artı ikincinin karesi 5y'nin karesi de bildiğiniz gibi 25y karedir. Bu da doğru cevap olarak hangisidir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Ceyhan'dır diyoruz. Bir diğer sorumuza geçtiğimiz zaman 5x eksi 4 çarpı 5x artı 4 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı ifadelerin bir eksilisi bir artılısı çarpılmış. Demek ki bu iki kare farkının açılmış halidir diyorum. Bunu kapatırken de arkadaşlar birincinin karesini alıyorum 25x kare. Eksi diyorum ikincinin karesini alıyorum. 4'ün karesi 16 olduğu için 25x kare eksi 16'nın açılmış halidir bu diyorum arkadaşlar. Diğer soruma baktığım zaman x eksi y 6 eşit, x artı y 16 eşit. Bu durumda x kare eksi y kare ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bizden istenilen x kare eksi y kareye baktığımız zaman bu iki kare farkıdır. Şurası bir şeyin karesi yani x'in karesi, şurası da y'nin karesi. O zaman bu açılımı x eksi y ile x artı y'nin çarpımıdır. Arkadaşlar bize x eksi y'yi vermiş 6. X artı y'yi de vermiş 16. O zaman 6 ile 16'yı çarparsa 96 olarak x kare eksi y kareyi bulmuş oluyorum. Dolayısıyla doğru cevabım c'dir diyorum. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman 2a küp eksi 4a kare eksi 8a ifadesinin çarpanından ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk önce bu ifadeyi ortak çarpım parantezine almam lazım. Şimdi 2a küp eksi 4a kare eksi 8a 2a parantezine alırım arkadaşlar. Şimdi 2'nin 2'si gitti bir şey kalmadı. A küpün a'sı gitti a kare kaldı. Eksi. Şimdi 4'ü 2'ye bölersem 2 kaldı. A karenin a'sı gitti a kaldı. Eksi. 8'i 2'ye bölersem 4. A'nın a'sı gitti bir şey kalmadı. Yani 2a parantezinde a kare eksi 2a eksi 4 olarak buluyorum. Doğru cevabım Adana'dır diyorum. Altıncı soruya baktığım zaman arkadaşlar 25a kare eksi 100 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli. Arkadaşlar özür diliyorum. 25a kare eksi 100. Arkadaşlar bu iki kare farkıdır. Bir şeyin karesi eksi başka bir şeyin karesi. Şurası bildiğiniz gibi 5a'nın karesi. Şurası da 10'un karesi. O zaman 5a ile 10'un bir eksilisi bir de artılısı çarpılacak demektir. 5a eksi 10 çarpı 5a artı 10'dur ki bu da doğru cevabın Denizli olarak karşımıza çıkmasına sebep oluyor. Şimdi diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar 8m kare eksi 50 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar 8m kare eksi 50 ifadesini önce ortak çarpan parantezine alıyorum. İkisinde de iki terimde de 2 olduğu için arkadaşlar 2 parantezinde 4m kare eksi 25 olarak yazıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ifadenin çarpanlarından birisi bir kere 2 oluyor. Şimdi şu parantez içerisinde gördüğünüz ifade de 2 kare farkı değil midir? Şurası 2m'nin karesi, şurası 5'in karesi. O zaman bu 2m ile 5'in bir eksilisi bir artısı çarpacağız. Şu 2'yi başa yazıyorum bir. 2 çarpı. Sonra 2m ile 5'in bir eksilisi
Bir de artılısı çarpılıyor demektir. 2m eksi 5 çarpı 2m artı 5. Pardon, orayı yanlış yazdım. 2m artı 5 yazacaktım buraya. 2m artı 5. Şimdi arkadaşlar, dolayısıyla çarpanlarından birisi 2'dir ki zaten onu daha önce silmiştim. Diğeri 2m eksi 5, diğeri de 2m artı 5'tir. Dolayısıyla 2m eksi 5 ve 2m artı 5'leri sildim. 4m eksi 5 diye bu ifadenin çarpanlarından birisini rastlamadım. Dolayısıyla doğru cevabım Adana'dır diyorum.